Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimiz tape measure dersi. Yani SketchUp'taki şerit metre, şerit ölçüm aracını kullanacağız. Kısa yolu T tuşudur. Sol köşede görüyorsunuz. Şuradan da ulaşabilirsiniz. Bu araçlara her dersin başında genelde anlatıyorum aklıma geldikçe. Sağ tuş ve toolbars'tan bakın buradan construction kısmından ulaşabilirsiniz. Açar ya da kapatırsınız. Ama genel itibariyle zaten soldaki large butonda bunlar yer alıyor hemen hemen hepsi. Şimdi özelliğimiz şöyle çalışıyor metre. Metrenin bazı özellikleri var. Bir objenin üzerine geldiğinizde grup ya da komponentse siz burada objenin kenarına bunu getirirseniz o noktanın koordinatlarını verir. X, Y, Z koordinatlarını. Yine bu tarafa getirdim. X, Y, Z koordinatlarını veriyor. Dikkat edin 0, 0, 50. X'i 0, Y'si 0. Z ekseninde yani yukarı doğru 50 santim yükselmiş. Bakın hemen orijini tutturduğumda burada da 0, 0, 0. X, Y, Z'nin 0 olduğu anlamına gelir. Yani koordinat bilgisi verebiliyor size. Başka ne yapar? Başka açık objelerde şöyle mesela üzerine tıkladığımda buradaki kenarın uzunluğunu verdi bana 50 santimetre. Şu an bu tabii kapalı bir obje. Komple uzunluğunu veriyor 50 santimetredir burada ölçümlerde. Hemen buna tıkladım. Tıklamıyorum daha doğrusu. Üstünde gezdiriyorum sadece. 67,2 santim ölçümleri görüyorsunuz. 50 santimetre şöyle gösteriyor. Yine açık objelerde de yanılmamanız açısından şimdiden söyleyeyim. Orta noktayı gösteririm midpoint ve end pointlere getirdiğinizde o midpoint ve end pointlerin x, y, z koordinatlarını verir size. X, y, z koordinatlarını. Ancak bunun dışında bu end point ve midpoint'in dışında herhangi bir yüzeye geldiğinizde o çizginin uzunluğunu verecektir. Zaten o çizginin uzunluğu da yine burada gördüğünüz gibi şöyle çekelim. 160 santimetredir. Bakın şöyle üzerine geliyorum. 160 santimetreyi okuyabiliyorsunuz. Örneğin burada parçalı çizgiler var. Bunun da yine aynı orta noktasına geldiğinizde o noktanın koordinatlarını verir. Herhangi bir midpoint ya da end point'in dışında bir noktaya geldiğinizde o çizginin uzunluğunu verir. Mesela bu 10 santimetrelik çizgiymiş. Buna geliyorum. Bakın ortaya gelmedim. Orta kısma yani midpoint kısmına gelmiyorum. Yoksa onun bana x, y, z koordinatlarını verir. Yine uzunluğunu 30 santimetre olarak o çizginin uzunluğunu verdi. Yine tape measure aracını kullanırken örneğin buradan tıkladınız, ölçüm girmek istiyorsunuz ama bir anda vazgeçtiniz. Vazgeçmek istiyorsanız bütün araçlarda olduğu gibi ESC tuşuna basarak vazgeçebilirsiniz. Tekrar yapıyorum. Buradan tıkladım, vazgeçtim. ESC'ye basıyorum. Tıkladım. İstemiyorum diyelim. Vazgeçtim. ESC'ye basıyorum. ESC'ye basarak sıfırlayabilirsiniz buradaki işlemi. Bu da diğer bir özelliği. Tape Measure'ın özelliklerinden biri. Kılavuz çizgisi verecek. Şimdi burada kılavuz çizgisini vermedi. Direkt size bir aslında referans noktası oluşturdu. Bunun olmasını istemiyorsanız arkadaşlar, bu şekilde referans çizgileri oluşturmasını istemiyorsanız kontrol tuşuna dikkat edin. Bakın kontrol tuşuna basıyorum ve mouse'un ucuna dikkat ederseniz artı işareti gibi bir şey var. Bu işaret aslında kılavuz çizgilerini oluşturabilirsin anlamına geliyor. Mesela buradan tıkladım ve şöyle bir kılavuz çizgisi attım. Yine buraya tıkladım ve bir kılavuz çizgisi attım. Biliyorsunuz kılavuz çizgilerini Edit'ten Delete Guides'tan komple silebiliyorduk. Yine eğiklerde de kılavuz çizgisi oluşturabiliyorum. Eğik noktalarda. İstediğim noktadan kılavuz çizgisini oluşturup istersem sağ alt köşede rakam girerek de bunun mesafesini ayarlayabilirim. 200 dedim. İşaretledi. Buradan 300 dedim. İşaretledi. Evet, yine burada gruplarda ya da açık nesnelerde herhangi bir yüzeye çift tıkladığınızda arkadaşlar, mesela buraya bu yüzeye çift tıklıyorum. Yahut kenara çift tıklıyorum. Kenar boyunca bir kılavuz çizgisi attı bakın. Çift tıkladım sadece. Yine bu kenardan kılavuz çizgisi istiyorsam yine buraya çift tıklamam yeterli. Mesela zemindekine basalım çift tıklayarak ve zemine attı. İstersen köşeye de atabilirim. Bu sizin ihtiyacınıza göre kullanırsınız. Grup olduğunda da yine işe yarayacaktır. Şöyle make group diyelim ya da komponent diyelim. Bütün kılavuzları sildim. Tekrar grubun üstüne geliyorum. Bakalım grupta çalışacak mı? Beraber çift tıkladım. Gördüğünüz gibi burada da çalıştı. İstersen buradan buraya yine kılavuz çizgisi. Bakın buna paralel istiyorsanız aşağı ok tuşuna basacaksınız.
Tekrar basarsanız bir etkisi olmaz. Çünkü dik, yani buna paralel olacak şekilde iletebilir. Gördüğünüz gibi ona paralel. Yine buraya da şöyle, ne zaman yakalarsa tabii, birinci de yakalamıyorsa ikinci defada aşağı tuşuna basıyorum. Aşağı tuşu buna paralel aşağı doğru aynı düzlemde hareket ettirir. Mesela buradan yine alabiliyorum. Bu yüzeyde hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Ok tuşları sizin hangi yönde referans almanız gerektiğini gösterir. Ok tuşları. Yukarı ok tuşu, sağ ok tuşu, sola ok tuşu şeklinde x, y, z koordinatlarına referans alabilirsiniz. Kitleyebilirsiniz yani bu tape measure'u. Yine bir yüzeye çift tıklarsanız, yani bir yüzeye çift tıkladığınızda arkadaşlar, ona dik bir o noktadan kılavuz çizgisi atar. Şuradaki yüzeye tıklayalım. Çift tıkladım. Gördüğünüz gibi bu yüzeye dik bir, tam o tıkladığım noktada kılavuz çizgisi atacaktır. Peki köşelerden ne yapıyor? Arkadaşlar köşelere geldiğimizde kılavuz çizgisi tam köşe noktasından, noktanın olduğu yere dikkat edin, aldığında artık kılavuz çizgisi değil, kılavuz noktası atar. Şu an görüyorsunuz. Kılavuz noktası atıyor. Tıkladım ve şöyle bir olay yaptı burada. Bu mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Tekrar yapıyorum. Bunu köşelerde yapar. Kenarlarda değil. Mesela ne kadar santim? Şu an 127.7. Bunun 200 olmasını istiyorum. 200 diyorum sağ alt köşede. 200 enter dediğimde 200 santimetreye çekecektir. Şuradan ölçüm aracımızla da bunu görebiliriz. 200 santimetreye çekmiş oldu. İhtiyacınız halinde duvarlardan referans alabilirsiniz. Örneğin aşağıdan referans almak istediğinizi düşünürsek şöyle. Bu arada bakın, eğer tape measure'ın üstünde artı işareti gibi bir simge var yani. O simge varken şöyle ölçüm yapıyor. Yani kılavuz çizgisi atıyor. Eğer kontrole basarsanız o kılavuz çizgisini atmaz. Artık o nokta ile gösterdiğiniz nokta arasındaki mesafeyi ölçer. Mesela şuradaki mesafe ile buradaki mesafeyi, şu noktayla bu nokta arasındaki mesafe ne kadarmış? 317 nokta. Bir daha yapalım. Şöyle, evet. 319.9 santimetre. Nereyi istiyorsanız ona siz karar vereceksiniz. 241.8. Hangi noktayı istiyorsanız, iki nokta arası mesafe alacaksanız kontrol tuşuna basarak o simgeyi yok etmeniz lazım. Tape measure'un üstündeki kontrol tuşuyla bunu yapıyorsunuz. Kontrol açıyor. Bakın şu an kabuğu çizgisi açık. Kontrole tekrar bastım. Kayboldu. Artık mesafe ölçüyor. Sadece ölçer bırakır. Herhangi bir simge atmaz. Burada mesela pencere açıldığını düşünelim. Burada pencere var. Dikkat edin. Pencere açmışız. Ne yapabilirim? Mesela burada da pencere açmak istiyorum. Tape measure aracını alıyorum. Ve buradan yukarı doğru alt pencerenin seviyesini bilmek istiyorum. Ama buradan referans alabilirim. Bakın ok tuşuna bastım. Yukarı ok tuşuna kilitlendi artık yukarı. Sağa sola da oynarsan hiç bu yüzeyin dışına çıkmayacaktır. Şuradaki yüzeyi referans göstermeniz, alt seviyeyi yeterli. Buradan da tekrar tıkladım. Ve şurayı referans göstermeniz, tabii ki ok tuşuna basacaksınız, yukarı ok tuşuna, shift'le de kilitleyebilirsiniz ya da yukarı ok tuşuna bastınız. Bakın seviyeleri ne yaptık? Buradaki seviyeyle aynı hale getirdik. Şöyle buradaki seviyeyle aynı hale gelmiş oldu. İstediğiniz gibi pencere açabilirsiniz. Örneğin rectangle aldınız. Tabii ki ölçülü olacak bunlar. Ben sadece göstermek amaçlı. İstediğiniz pencereyi aynı yükseklikte, yerden yükseklikte ve tavandan alçaklıkta ayarlayabilirsiniz. Yine söylüyorum, tape measure aracının üstündeki simgeyi kaldırmak için, sağ alt köşesindeki simgeyi kaldırmak için kontrol tuşuna basıyorsunuz. Ve kontrol tuşuna bastığınızda artık ölçüm işi görür. Yani metraj verir. Nedir? 138.1 santimetre. Oradan orası. Buradan burası 160.3 santim. Yani artık nasıl söyleyeyim size, kılavuz çizgisi atmaz da mesafe verir. Mesela oradan orası 138.1'dir. Buna dikkat. Uzunluk ölçümü de yapıyor. Yine yüzeye geldiğinizde bu yüzeyin on face in group yazıyor. 0.25 metre kare olduğunu gösteriyor. Hangi yüzeyin? Şuradaki yüzeyin. Metre kare de size verebilir. Bunlar önemli özellikler arkadaşlar. Yine burada bir uyarı da bulunmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi view sekmesinde kılavuzların açık kapalı olmasıyla alakalı bir butonumuz var. Yani görünmesi ve görünmemesiyle alakalı. Eğer guide sekmesi şurada tikli, problemsiz bir şekilde çalışabilir. Ama burası tiklenmezse, yani şu an kapatıyorum, kapattım. Dikkat edin, şu an guide kısmı kapalı. Bu durumda ben çalışmaya başlarsam, bakın metre aracı kendisini gösterir. İkinci tiklemede kaybolacaktır. Gördüğünüz gibi bassam dahi
Burada eklendi ama bize gözükmüyor şu an. Bir sürü ekleyelim, şöyle bir görelim. Arızalı değil, sadece siz kapattınız görünümünü. Hemen buradan ne yapıyorum? Böyle bir durumda View sekmesine gelip Quiet'a bastığımda bütün aslında eklediklerim burada olduğunu, sadece Hide yani gizlenmiş halde olduğunu görüyorum. Bu da dikkat etmeniz gereken bir husus. Başınıza gelirse aklınızda bulunsun.